Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda ne işlemiştik? Omurgalarda destek ve harekete baktık. insanda iskelet sistemine geçiş yaptık ve kıkırdak doku işledik. Kıkırdak dokunun çeşitleri vardı. Neydi bunlar? Hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibroz kıkırdak. Hiyalin kıkırdak bizim embriyonik dönemde iç iskeletimizi oluşturuyordu. Bir de yetişkinlerde arkadaşlar uzun kemiklerin uç kısımlarında, yine soluk borusunda, kaburga uçlarında ve bronşlarda bulunuyordu. Elastik kıkırdak ise kulakla ilgili şeylerde, kulak kepçesi, kulak yolu ve östaki borusunda bulunuyordu. Fibroz kıkırdak da basınca ve çekmeye karşı daha dayanıklı olan kıkırdaktı da arkadaşlar. Omurlar arası diskte bulunuyordu. Peki kıkırdak doku hücrelerine ne diyorduk? Kondrosit. Kıkırdak dokunun ara maddesine kondrin 2 3 hücre bir araya gelerek oluşturduğu yapıya biz kapsül diyorduk değil mi? Bu şekilde işlemiştik. Şimdi geliyoruz kemik dokuya. Arkadaşlar ilk önce kemik dokunun hücrelerinden bahsedelim. Biz kemik dokunun hücrelerine hücrelerine osteosit diyoruz. Bir de düzgün yazabilseydim osteosit. Şimdi kemik doku hücrelerinin iki çeşidi vardır osteositlerin. Arkadaşlar eğer ki henüz farklılaşmamışsa yani daha yeni oluşmuş bir hücre ise biz buna osteoklast, osteoblast diyoruz. Osteoblast. Bir de e, daha böyle yaşlanmışsa arkadaşlar ona da osteoklast diyoruz. Osteoklast hücreleri. Şimdi bunlar genç hücreler. Bunlar da daha yaşlı olan hücrelerdir. Ama genel olarak hücrelerine ne denir diye sorulursa osteosit diyoruz. Peki ara maddesine ne diyoruz arkadaşlar? ara madde oseindir. Osein. Ara maddemiz osein. Arkadaşlar burada şimdi kemik dokuda şöyle bir durum var. Kemik dokunun biz bir e, bak bakalım. Kemik dokunun kestine baktığımız zaman iki tane kanal göreceğiz. Havers kanalları ve Volkman kanalları. O zaman şöyle yazalım bakın. Kemik dokunun kemik dokunun kesitine bakıldığında kesitine bakıldığında Havers ve Walkman kanalları Walkman kanalları görülür Bu arada Arkadaşlar şunu da söyleyeyim size kıkırdak dokuda kan damarı yoktur bağ dokudan difüzyonla beslenir Hani ben bunu kıkırdak dokuda bahsetmemiştim burada söyleyeyim kıkırdak dokuda kan damarı yoktur bağ dokudan difüzyonla beslenir onu da söylemiş olalım. Kemik dokuda ise arkadaşlar direkt kemik dokunun hani aralarına yayılmamıştır kan damarları. İşte bu Havers ve Volkman kanalları sayesinde beslenme olayı yani kan damarının gelişi olayı sağlanmış oluyor. Havers kanalları boyuna kanallardır. Boyuna kanallar Havers kanallarıdır. Bu kanallar arkadaşlar e, kemiğin içerisinden işte kan damarlarının geçtiği kanaldır. Kan damarları, kan damarları ve sinirler geçer. Sinirler geçer. Bir de Walkman kanallar vardır. Enine kanallar da arkadaşlar Walkman kanallarıdır. Walkman kanallarıdır. Peki bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar Walkman kanalları da Havers kanallarını birbirine bağlıyor. Havers kanallarını birbirine bağlar. Evet, burada bilmemiz gereken o zaman neymiş? Havers kanallarıyla, Volkmann kanallarını bilmemiz gerekiyormuş. Arkadaşlar, kemik doku hani sıkı kemik doku ve süngerimsi kemik doku olarak ayrılıyor aslında. Bu bahsettiğim kısım sıkı kemik dokuda bulunan yapılardır. Şimdi, e, hatta şöyle yazayım. Karşısına da sıkı kemik doku olduğunu belirtelim. Şöyle diyeyim isterseniz. Şöyle A diyelim. Sıkı kemik doku. Sıkı kemik doku bundan bahsetmeyi unuttum. Şöyle yazalım. Sıkı kemik dokuda bu kanallar var. Bir de süngerimsi kemik doku vardır arkadaşlar. Şöyle B diyelim. Süngerimsi kemik doku. Arkadaşlar süngerimsi kemik dokuda eee hücreleri yani hücreler arasındaki boşluk çok fazladır. Bakın sıkı kemik doku adı üstünde hücreler arasındaki boşluk çok azdır ya da hiç yoktur. Ama süngerimsi kemik dokuda hücreler arasında boşluk fazladır. Hücreler arası boşluk fazladır. E fazla olduğu için de bunların arasında kırmızı kemik iliği bulunur. Arasında kırmızı kemik iliği bulunur. İliği bulunur. Kan hücresi üretir. Kan hücresi üretir. Bu yüzden çok çok önemlidir arkadaşlar. Süngerimsi kemik doku, sıkı kemik doku da, süngerimsi kemik doku da tüm tüm kemiklerde bulunur arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet, kemik dokudan bahsetmiş olduk. Kemik dokunun üçresine, ara maddesine ne dediğimizi de söyledik arkadaşlar. Bu şekilde kemik dokumuz. Peki kemik çeşitlerine bakarsak eğer. Arkadaşlar kemikleri biz şekillerine göre dörde ayırıyoruz. Nedir bunlar? Uzun kemikler, kısa kemikler, yassı kemikler bir de düzensiz şekilli kemikler. Biz Uzun kemiğin yapısını bileceğiz. Diğerlerinin yapısını bilmemize gerek yok. Çünkü uzun kemiğin yapısı hem soruma daha fazla hem de karmaşık bir yapıya sahiptir arkadaşlar uzun kemiğin yapısı. O yüzden de uzun kemiği bileceğiz. Geriye kalan diğerlerini bilmesek de olur. Ha bu kemiklerin isimlerini de bu arada size iskelet üzerinde biraz sonra göstereceğim. Ama ilk önce kemiklerin çeşitlerini falan bir anlatayım. En son hangisi nerede bulunuyor bakalım. Arkadaşlar şöyle yazalım. Kemik çeşitleri diyelim kemik çeşitleri. Bir diyorum uzun kemikler. Uzun kemikler. Şimdi adı üstünde zaten boyu eninden daha uzun olan kemiklerdir arkadaşlar. Uzun kemikler. Biz bunlara ossa longa da diyoruz. Ossa longa. Ossa longa da böyle çok hani sorulacak gibi değil bence. Çok da karşımıza çıkacağını zannetmiyorum. ikinci isim olarak. Şimdi arkadaşlar. eee Uzun kemikler şöyle mesela işte kol kemiğimiz daha sonra bacaklarımızda bulunan kemikler kaval kemiği gibi arkadaşlar işte baldır kemiği bunlar nedir? Hep uzun kemiklere girer. Yani boyu genişliğinden daha uzun olan kemiklerdir. Şimdi biz bu kemiklerin aslında yapısı bizim için önemlidir. O yüzden yapısını bilmemiz lazım. Şöyle ben yapısını kısaca şöyle bir çizeyim. Arkadaşlar uzun kemiğin yapısına baktığımız zaman aslında bu tavukta yediğimiz işte o but dediğimiz kısımdır bu e veya işte kurban bayramlarında falan da görüyorsunuzdur bu uzun kemikleri peki uzun kemiğin yapısında ne var arkadaşlar uzun kemiğin en dış kısmında bakın dıştan içeriye doğru gidiyorum periyost dediğimiz bir zar var kemik zarı. Kemik zarıdır periyostları zarı. Peki ne yapar periyost? Periyost kemiği hem dışarıdan korur hem de kemiğin enine büyümesini sağlar hem de kemiğin onarılmasını sağlar. O zaman bunların her birini yazdıkça açıklamasını da yazayım. O zaman şöyle diyorum periyost, periyost kemiği korur, kemiği korur, enine kalınlaşmasını sağlar, kalınlaşmasını sağlar ve onarımını sağlar. Onarımını sağlar. Diyelim ki kemiklerimiz hani kırıldığı zaman, çatladığı zaman arkadaşlar, bu onarımı kim sağlıyormuş? Periyost. Daha sonra geliyorum biraz daha iç kısma. Biraz daha iç kısımda sıkı kemik doku vardır arkadaşlar. Şöyle bakın şu kısımlarda şuralarda sıkı kemik doku vardır. Bu arada orta kısımlarda Sıkı kemik doku daha yoğundur. O yüzden bu şekilde yazıyorum. Sıkı kemik doku. Bir de süngerimsi kemik dokumuz vardı bizim. Süngerimsi kemik doku nerede? Şöyle boya kalemleriyle yapalım onları. Arkadaşlar, süngerimsi kemik doku kemiğin uç kısımlarında bulunuyor. Şu şekilde. Hem burada var, hem de burada var. Süngerimsi kemik doku. Peki süngerimsi kemik dokunun içerisinde ne vardı? İçerisinde de kırmızı kemik iliği vardı. Bakın şöyle kırmızı kırmızı noktaları da koyuyorum. Bu şekilde. Bunlar da bizim kırmızı kemik iliğimiz. O zaman şöyle yazalım. Süngerimsi kemik doku. Kemik doku. Ve i̇çinde de ne var? Kırmızı kemik iliği. Kırmızı kemik iliği var. Peki gelelim biraz daha iç kısma. Arkadaşlar daha böyle iç kısma geldiğimiz zaman en içte en ortada şurada sadece uzun kemiklerde bulunan bir yapı vardır. Bakın şöyle sarıyla boyuyorum. Sarıyla boyamamın bir sebebi var isminden kaynaklı. Biz buna sarı kemik iliği diyoruz. Sarı kemik iliği. Arkadaşlar ee, sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunur. Bunu unutmayın. O yüzden şöyle yazalım. Sarı kemik iliği sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunur. Uzun kemiklerde bulunur ve yağsı bir yapıya sahiptir yağsı yapıdadır hani böyle besleyiciliği de çok fazladır arkadaşlar böyle çocuklar da hani ilik çorbası falan yapıp yediriyorlar hasta olan kişilere veya e, oldukça besleyiciliği fazla olan bir yapıdır sarı kemik iliği bir de Tabii ki şundan bahsedelim arkadaşlar bizim boyumuzun uzamasını sağlayan kadınların e, adeta düşmanı gibi bir yapı özellikle ben kendim için söylüyorum Hatta Bizim boyumuzun uzamasını sağlayan şuralarda morla da çiziyorum ki bizim düşmanımız olduğu belli olsun. Mor en sevdiğim renklerden bir tanesidir. Arkadaşlar bu da nedir? Epifiz plağıdır. Epifiz plağı. Şimdi bu epifiz plağı yaklaşık 25 yaşına kadar. Bakın, tamamen hani 25 yaş demiyorum ama yaklaşık 25 yaşına kadar kıkırdak yapılıdır ve bölünebilme özelliğine sahiptir. İşte hormonlar sayesinde, beslenme sayesinde bu epifiz plağı bölünür, büyür ve arkadaşlar kemiklerin uzamasını sağlar. Böylece bizim de boyumuzun uzamasını sağlıyor ama ben de pek işe yaradığını zannetmiyorum. Evet şöyle yazıyorum epifiz plağı için. Epifiz plağı kemiklerin boyuna uzamasını sağlar. Boyuna uzamasını sağlar. Arkadaşlar bu dediğim gibi ergenlik döneminin sonlarına doğru. Hani 25 yaş diyorum ama bu kişiden kişiye değişebilir veya bulunduğunuz ortama göre değişebilir arkadaşlar. Şöyle diyelim yaklaşık yaklaşık 25 yaşına kadar kıkırdak yapılıdır. Kıkırdak yapılıdır. Sonra kemikleşir. Kemikleştiği zaman zaten boyumuzun uzaması duruyor. Bakayım söylemediğim bir şey de yok herhalde. Evet. Evet arkadaşlar bir de kemiklerin uç kısmında eklem kıkırdağı vardır. Onu da isterseniz söyleyeyim. Bu eklemlere geldiğimiz zaman zaten bahsedeceğim. Şöyle yapalım bakın. Şu kemiklerin diğer kemiklerle bağlantısını sağlayan eklem kıkırdağı vardır. Bu eklem kıkırdağı hatta hiyelin kıkırdaktır. Demiştim ya uzun kemiklerin uç kısımlarında bulunuyor hiyelin kıkırdak diye. Şu şekilde Diğer kemiklere bağlanıp işte sürtünmesini engelleyen yapıdır arkadaşlar. Eklem bölgesine geldiğimiz zaman söyleyeceğiz. Eklem kıkırdağı. Evet bu şekilde uzun kemiğin yapısı. Peki uzun kemik nerelerde bulunuyor? Arkadaşlar uzun kemik bizim işte kollarımızda, bacaklarımızda bulunan kemiklerdir. O zaman şöyle yazalım. Kol ve bacaklarda bulunur. Kol ve bacaklarda bulunur. Zaten birazdan dediğim gibi isim isim böyle şeklini göstererek üzerinde göstereceğiz. Gelelim ikinci kemik çeşidimize. İki kısa kemikler. Kısa kemikler. Arkadaşlar bunlar da ossa brevia olarak isimlendiriliyor. Ossa brevia olarak. Yani genel olarak isimleri bu şekildedir. Peki bunların eni boyu kalınlığı arkadaşlar ortalama olarak eşit olan kemiklerdir. Yani ee, daha böyle kalın olan kemiklerdir bunlar. Mesela el kemikleri, ayak bilek kemikleri bakın. El ve ayak bilek kemiklerini yazalım. El ve ayak bilek kemikleri. Ayak bilek kemikleri bulunur. Arkadaşlar bunlarda sarı ilik falan yok. Bunlarda sadece ne var? Mesela periost var sıkı kemik doku var, süngerimsi kemik doku var. Yine epifiz plağı, sarı kemik bunlar yoktur arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Sadece isim olarak yazıp geçiyorum. Daha sonra gelelim bir diğer kemik doku çeşidimize. Şöyle kalemimi alayım. Yassı kemikler. 3 yassı kemikler. Bunlar da ossa plana olarak ossa plana olarak isimlendiriliyor. Arkadaşlar bunlar da ee, yassı plaka gibi olan kemiklerdir aslında isminden e, belli oluyor sadece nerelerde bulunduğunu söyleyeyim mesela alın kemiğimiz daha sonra yüz kemiklerimizin çoğu arkadaşlar kaburga kemiklerimiz bunlar nedir yassı kemiklerdir kaburga alın mesela kürek kemikleri ee, başka ne yazabiliriz diz kapağı mesela arkadaşlar Diz kapağı kemikleri Bunlar nedir? Yassı kemiklerimize örnektir Gelelim son olarak da Düzensiz şekilli kemiklere 4 Düzensiz şekilli Kemikler Arkadaşlar düzensiz şekilli kemiklerde Belli bir şekli olmadığı için Aslında bu şekilde isimlendirilmiştir Bunları Şöyle söyleyebiliriz Bizim Yüz kemiklerimizin çoğu. Daha sonra e, omurlar. Bunlar nedir? Düzensiz şekilli kemiklerdir. Yüz kemikleri. Mesela yüz kemiklerinden alın kemiği yassı kemiğe giriyor. Ama diğerleri düzensiz şekilli kemiğe giriyor. Yüz kemikleri, omurlar. Bunlar nedir? Düzensiz şekilli kemiklerdir. Arkadaşlar. E, bu şekilde biz kemik çeşitlerini ayırdık. Şimdi bir de ben size... Bunların şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle getireyim. Heh, şurada. Biraz da yakınlaştırayım. Evet. Şimdi buraya baktığımız zaman, bakın. El parmak kemikleri, el tarak kemikleri, tarak kemikleri dediğimiz şu avcumuzun içine doğru uzanan kemiklerdir. Daha sonra bilek kemikleri bunlar neydi? Kısa kemiklerdi zaten. Parmak kemikleri falan da kısa kemiklerdir arkadaşlar. Ön kol kemiği bak şurada ön kol. Dirsek kemiği şu dirseğe bağlanan kemiktir. Ön kol kemiği biraz daha ince, dirsek kemiği biraz daha uzun kemiktir arkadaşlar. Yine pazu kemiği. Omzumuza bağlanan kısımdır pazu kemiği. Daha sonra şurada bakın Köprücük kemiği vardır köprücük omzumuzu işte bu omuz kemerini bağlayan kemiktir arkadaşlar Hemen arkada kürek kemiği vardır böyle kollarınızı arkaya doğru ittiğiniz zaman bir çıkıntı oluşur Biz, işte o nedir o kürek kemiğidir Daha sonra şurada göğüs kemiği vardır arkadaşlar göğüs kafesi yani kaburgalarımız var Şu ortadaki bakın göğüs kemiğidir hatta buna sternum da deniliyor sternum göğüs kemiğimizdir arkada ne var omurgalarımız var tabii ki kalça kemiği arkadaşlar kalça kemiği de yastık kemik olarak geçer daha sonra bakın şu bacaklarımıza geldiğimiz zaman şuralar uyluk kemiğidir uyluk kemiği sonra hemen diz kapağı kemiğimiz var şurada diz kapağı kemiğine yuvarlak kemik de deniliyor ama e, düzensiz şekilde kemiklere veya işte yastık kemiklere de alsak olur arkadaşlar daha sonra Bacaklarımızda yine daha böyle kalın olan kaval kemiğidir. Daha ince olan da baldır kemiği olarak isimlendiriliyor. Yine ayak bilek kemikleri, ayak tarak kemikleri ve ayak parmak kemikleri olarak da kemiklerimiz ayrılıyor. Şimdi biz buna göre bakın biz vücudumuzu Gövde iskeleti ve üyeler iskeleti olarak ayıracağız. Bakın önce baştan bahsedeceğiz. Baş iskeleti diyeceğiz. Sonra gövde iskeleti diyeceğiz. Sonra da üyeler iskeleti yani kollardan ve bacaklardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakayım çok uzun değil sanırım. Yok, sadece isimlerini de versek yeterlidir. Bu şekilde ee, bu kemiklerden bahsedelim. Daha sonra bu videomuzu da bitirelim. Şöyle diyelim. Baş iskeleti diyelim. Baş iskeleti. Evet, ben videoyu durdurdum, üşenmedim hepsini yazdım arkadaşlar. Çünkü vakit kaybetmek istemedim videoda, hem de sizi de yormak istemedim. Şimdi bakın, baş iskeletinde Kafa e, kafatası ve yüz iskeleti olarak biz baş iskeletini ikiye ayırıyoruz. Şimdi kafatası ve yüz iskeletini düşündüğümüz zaman bir tane alın, iki tane yan kafa, iki tane şakak kemiği, bir tane art kafa yani arka kafa kemiği, bir temel kemik, bir de kalbur kemiği bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca bunlar haricinde tırnakçık kemikleri, boynuzcuk kemikleri ve sapan kemiği bulunur. Bu sapan kemiği burunda bulunan bir kemiktir. E, i̇sterseniz şöyle baş iskeletini göstereyim size. Bakın şurada. Baş iskeletine baktığımız zaman, bakın alın kemiği şurası, şöyle alın kemiği. Şunlar yan kafa kemiği arkadaşlar, bir tane burada, bir tane de diğer tarafta var iki tane. Ee, art kafa kemiği dediğimiz şu arkada bulunan, yine şakak kemiği var şurada iki tane, biri burada, diğeri diğer tarafta. Şurada bir küçük bir kemik var arkadaşlar, bu kemiği biz temel kemik diyoruz. Bakın şurası, şu kısım temel kemik olarak isimlendiriliyor. Daha sonra burnun iç kısmında bulunan kemik sapan kemiğidir arkadaşlar, şöyle. Biraz daha dışarıya doğru çıkık olan kemik elmacık kemiğidir. Sonra üst çene kemiğimiz var. Alt çene kemiğimiz vardır arkadaşlar. Alt çene kemiği de buradan zaten e, kulakların oradan üst çene kemiğine bağlanmıştır. E, bu şekilde bizim kafatası yani kafatası iskeletimiz bundan oluşuyor arkadaşlar. Ve baş iskeletimiz bundan oluşuyor. Peki gelelim bir de gövde iskeletine bakalım. Şimdi gövde iskeletine baktığımız zaman gövde iskeleti de 33 tane omur vardır. Ve ayrıca 12 çifte kaburga bulunur arkadaşlar. Şuraya yazdım. Şimdi her bir omurun bakın omurun hatta ben size şeklini göstereyim. İki tane yan çıkıntısı bir tane de dikensi çıkıntısı var. Zaten biz omur kemiklerine düzensiz kemik diyorduk ya. Bakın şuradan bakınca iki tane bakın şöyle yan çıkıntısı vardır. Bir tane de arkadaşlar dikenti, dikensi çıkıntısı vardır. Ee, Ortada bir omur deliği vardır. Zaten bu omur deliğinden hani omurilik geçer arkadaşlar. Omur deliği de önemlidir bu yüzden. Sonra bir de şurada damar delikleri bulunuyor. Şurası da omur cisimciği dediğimiz cisimciktir. Bu şekilde omur kemiğimiz böyle oluşuyor. Peki omur kemiklerine baktığımız zaman bunlardan 7 tanesi boyunda bulunur arkadaşlar. Bu boyunda bulunanlar Atlas ve eksen kemikleriyle başlar. Atlas ve eksen kemiği bizim boynumuza yani baş iskeletimize bağlanan kısımdır. Boyun iskeletinin başladığı başladığı kısımdır. Atlas kemiği şöyle yuvarlak bir yapı. İçerisinden de arkadaşlar şöyle eksen kemiği geçer. Bu içinde bulunan işte hani ikisi birbirine geçmeli ya kafa hareketimizi kolaylaştırıyor bu. Ve şu yanlarda iki tane çıkıntı var. Şimdi biz başımızı döndürdükçe yani başımızı belirli bir yere kadar döndürebiliyoruz. Bunun sebebi şu yandaki çıkıntılara denk gelmesidir. Yandaki çıkıntılara denk geldiği için bizim döndürme olayımız e, kısıtlıdır. Ama mesela baykuşlarda o çıkıntılar olmadığı için baykuşlar e, çok kolay çok rahatlıkla arkaya doğru döndürebiliyorlar kafalarını. Bu atlas ve eksen kemikleri onlar da şu aralarda çıkıntı olmadığı için rahatlıkla hareket ettiriyorlar. Daha sonra şöyle söyleyeyim yine. Boyunda 7 tane var dedik. Bunlardan başlangıç olanlar atlas ve eksen kemikleridir. Sırtta 12 tane omur vardır arkadaşlar. Belde 5 tane omur vardır. Kuyruk sokumunda 4 tane, sağrı kısmında ise 5 tane omur vardır. Ve bunlar kaynaşmıştır birbirine. Hani tek bir kemik olarak görülür genelde ama ayrı ayrı bakıldığı zaman toplam 9 tane omurdan oluşuyor. Gövde iskeleti de bu şekilde. Bu arada 12 de kaburga bulunur. Şu kaburgaları da göstereyim şuradan. Şimdi bunları çizmek çok imkansız bir şey olduğu için. Arkadaşlar bakın boyun bölgesinin omurları, sırt bölgesinin omurları, yine bel bölgesinin omurları, sağrı bölgesi dediğimiz bölge bir de kuyruk sokumu. Zaten kuyruk sokumu bakın 4 tane kemikten oluşur. Çok küçük bir yapıdır. Bunlar birbirlerine kaynaşmışlardır. Kaburgalara baktığımız zaman arkadaşlar 12 çift kaburga vardır. Bunlardan e, iki tanesini bakın bir çiftinin hatta bir çift diyelim, iki, iki çift demeyelim. E, uçları boştur. Bunlar yüzücü kaburgalar olarak geçiyorlar. Uçları boştur. Yani birbirine bağlı değildir. Şuraya baktığımız zaman bakın 8, 9 ve 10. çift kemikler gelip burada 7. kemiğe bağlanır ve şuranın boş kalmasını sağlıyor. Buraya da zaten mide yerleşmiştir. Şu ortada bulunan kemik de göğüs kemiğidir arkadaşlar. Biz buna sternum kemiği de diyoruz. Bu arada kaburga oluşumu sürüngenlerden itibaren başlıyor. O da bütün sürüngenlerde yok. Mesela yılanlarda kaburga vardır ama şu ortadaki sternum kemiği yoktur. Sternum kemiği olmadığı için arkadaşlar yılanların şu mesela büyük büyük hani şeyler yutuyorlar ya. Onları yutmaları oldukça kolay oluyor. Çünkü buradaki sternum bağlayan kemik olmadığı için kaburgalar rahatlıkla açılabiliyor. Açıldığı için de çok büyük yiyecekleri yiyebiliyorlar. Yılanlar için bunu söylüyorum. Evet gelelim üyeler iskeletine. Arkadaşlar üyeler iskeletine baktığımız zaman omuz ve kalça kemeriyle bunlar gövdeye bağlanıyorlar. Omuz kemeriyle kol bağlanıyor kol üyesi kalça kemeriyle de bacaklar bağlanıyor. Omuz kemerinde iki tane köprücük, iki tane de kürek kemiği bulunur. Kalça kemerinde ise bakın kalça kemiği, çatı kemiği bir de oturga kemiği bulunur arkadaşlar. Bu kemikler önden birbirleriyle birleşmiştir. Arkadan ise sarı kemiği. Hani sarı dedik ya... beş 5 tane omurun kaynaşmasıyla oluşuyor diye sarı kemiğiyle bağlanıyor. Üstten bir leğen görünümü verdiği için leğen kemiği ismini almışlardır. Hemen gösterelim. Bakın burada Şöyle köprücük kemiğiyle bakın şu köprücük kemiğidir. Kolumuzu bağlıyor arkadaşlar. Bir de kürek kemiği var. Şu arkada olanlar da kürek kemiğidir. Kalçaya baktığımız zaman bakın kalça kemiği şurası. Sağrı kemiği şu arkada e, bağlantının olduğu yer. Leğen kemiği arkadaşlar üstten bakıldığı zaman daha net görülür leğen kemiği. Birbirlerine bağlandığı zaman leğen kemiği olarak isimlendiriliyor. Yine kasık kemiği Kuyruk kemiği arkadaşlar şu oturga kemiği şunlar bakın kelebek gibi görünüyor zaten oturga kemiği şurası da çatı kemiği olarak isimlendiriliyor. Bunlar da yine bizim e, bacaklarımızın gövdeye bağlandığı kısım olarak isimlendirebiliriz. Peki bacaklarımızda ve kollarımızda ne var? Arkadaşlar kollarımızda bir tane pazu kemiği var. Hani şu üst tarafta bulunan kemik bir tane ön kol bir tane de dirsek kemiği var. 8 tane el bilek kemiği, 5 tane el tarak kemiği tek bir kol için söylüyoruz bunu. 14 tane de el parmak kemikleri bunlar. Toplam 30. E 30 bir kolda, 30 da bir kolda toplam 60 tane bizim kol kemiğimiz var. Bacaklara baktığımız zaman bir uyluk, bir diz kapağı, bir baldır, bir kaval kemiği vardır. Bir de 7 tane ayak bileği, 5 tane ayak tarağı Yine 14 tane de arkadaşlar ayak parmak kemikleri bulunuyor. Bu arada şu kemikleri daha küçük olmasının sebebi kolaylıkla hareket etmemizi sağlıyor. Yani bizim bu parmaklarımızdaki kemiklerin küçük olmasının sebebi aralarında eklemler de vardır. Bu eklemler sayesinde rahatlıkla hareket etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Evet böylece e, bitirmiş olduk kemik çeşitlerini. Baş iskeletini, gövde iskeletini ve üyeler iskeletini görmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda eklem yapısına geçeceğiz. Eklem yapısından sonra da kaslara geçeceğiz. Bu videoyu daha fazla uzatmayayım eklemlerden burada bahsetmeyeyim. Sonraki videoda bahsederim. Sonra da kas sistemine geçiş yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.